Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu hareket kontrol sistemlerine ait mekanik bileşenler. Bir yerde hareket kontrol varsa genelde mekanik bir sistem vardır. Hareketin hızı, moment değişimi, yön tayini, dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürmek veya tersi doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştürmek, hareketi bir yerden bir yere aktarmak gibi mekanik aktarma sistemleriyle yapılır bunlar arkadaşlar. Kayış kasnak bunlardan bir tanesi. Bir kayış ile iki kasnak arasında bir kasnaktan aldığı hareketi diğer kasnağa ileten sistemlerdir. Genellikle yük tarafındaki momenti artırmak için kullanılır. Küçük tarafa motor bağlanır, büyük tarafa yük bağlanır. Bunun sebebi devir sayısıyla torkun ters orantılı olması. Bunlarla ilgili detaylı hesaplamaları, programlama kısmını başlığı altında anlatacağım arkadaşlar. Hafif, basit ve ekonomik sistemlerdir. Yağlama gerektirmez, sessiz çalışır, çevre şartlarından az etkilenir. Kayış elastik bir malzeme olduğu için yükten gelebilecek darbeler motora az etkiler. Kayışın gerginliği optimum şekilde ayarlamamız gerekir. Çok gergin olursa kasnağın yataklama yerleri bozulur, motor normalden fazla akım çeker. Az gergin olursa da kayış patinaj yapmasından dolayı hareketi karşı tarafa tam olarak aktaramaz. Kayış kasnak tipleri düz kayış, V kayış, zaman kayışı olarak ayrılır. Şu şekilde şu en üstteki V kayışı, buradaki düz kayış, şu ikisi trigger kayışı. Şimdi V kayışlarında kayma problemi olabilmektedir. Hareket iletiminde kayma olduğu için tam ve sabit bir çevrim olanı sağlanamaz. Bu yüzden pozisyon kontrol uygulamaları için uygun değildir. Ancak zaman kayışlarında yani trigger kayışında dişli olduğu için kayma problemi yoktur. Ömürleri uzun, daha maliyetlidir ve mekanik kayıplar daha azdır. Şu sağ alt tarafta da yine belli başlı kayış kasnak tipleri mevcut. Vidalı mil dönen bilyalı rulmanlardan oluşur. Şurada şekildeki gibi. Solunum dış taraf, içeride bilyalar var. Bu şekilde dönme hareketi ile hareketini iletir. Hassas işlerde tercih edilir. Yavaş sistemlerdir, pahalı sistemlerdir. Büyük kütleli yüklerin hareket edilmesinde kullanılır. Motor miline oldukça düşük atalet yansır. Şimdi burada bir kavram var. Vida adımı ve hatfe. Bu nedir? Buradaki vida bir tur döndüğünde lineerde yani yatayda ne kadar öteleme hareketi yapar? Örneğin bir tur hatvesi 10 mm ise bir tur döndüğünde 10 mm hareket eder demektir. Bu kavramla çok karşılaşacağız. Zincir mekanizmalar. Hareketin aktarımı dişli bir zincir vasıtasıyla olur. Resimdeki gibi bir dişli sistem ve zincir var. Burada bakla deniyor bunlara. Baklılar bu dişlinin arasına giriyor. Kayışlara göre daha pahalıdır. Zincir boşluğundan dolayı genelde tek yönlü uygulamada kullanılır. Pozisyon kontrolüne kullanılmazlar. Kayma yoktur zaten dişli sistem olduğu için. Kayışlı sistemlerden daha sağlam. Güç iletim kapasitesi daha yüksektir. Gürültülü çalışırlar haliyle. Yağlama gerektirirler. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda tozlu, kirli, rutubetli çevrelerde rahatlıkla kullanılır. Kayışa göre verimi iyi, dişli çaklara göre verimi düşüktür. Dişli mekanizmalar işte düz, helis, mesela şurası düz, helis dişli, planet, konik, sonsuz, olmak üzere 5 tipi var arkadaşlar. Bir de kramiyer burası. Kramiyer dişli. Ya yani şunları şuraya kadar olanlar şu daire için. Yukarıdakiler genelde rediktörlerin içinde olur. Bütünleşik olarak veya karma olarak. Şunu şu kramiyer dişliyi sadece haricen daha çok görebilirsiniz. Kramiyer dişli sistemler dişli boşluk oranı yüksektir. Hızlı ve yüksek güç gerektiren sistemler için uygundur. Burada bu düz kramiyer dişli arkadaşlar. Bu da zaten bu düz dişli, bu helis dişli. İkisi de kramiyer ama
farkı biri düz dişli olması, biri helis dişli olması. Helis dişlinin temas yüzeyi daha fazla olduğu için, bakın burada helis dişlinin temas yüzeyi, burada 3 dişken burada 1-2 diş. Temas yüzeyi daha fazla olduğu için daha kuvvetli ve daha dayanıklıdırlar. Redüktör piyasada en çok kullanılan aktarma organı. Dönme hareketini istenilen devir ve tok oranına ileten dişli kutulusudur. Yani az önce yukarıda gördüğümüz dişliler bir şekilde bir araya geliyor, redüktörü oluşturuyor. Düz dişli, helis dişli, konik dişli, işte ayna mahluti, planet redüktör gibi redüktörler var. İşte birçok uygulamada kullanılıyor. Vinç, konveyör, mikser, ekstrüder, pozisyonlama gibi uygulamalarda. Burada bir motora bağlantı şekli örnek olarak koydum. Redüktör seçerken uygulama tipi, istenen çıkış hızı, torku, montaj pozisyonu gibi parametreler dikkate alınarak seçilir. Şimdi az önce bir diş boşluğundan bahsettim. Diş boşluğu nedir? Redüktörlerde diş boşluğu artma olarak ifade edilir. Diş boşluğu şudur. Şimdi örneğin ben bir tur ileri, yani 100 milimetre ileri git dedim. Gittim. 100 milimetre geri gel dediğimde 100 milimetre gelmeyecek. 99.998 gelecek diyelim. Bu aradaki fark diş boşluğudur. Türkçe olarak açısal dakika diyebiliriz. Bir arc mean 1/60 derecedir. Yani şuradaki 1 dereceyi 60'a bölerseniz bu arc mean'dir. Planet redüktör, buna ayrıca bir yer vereceğim. Çünkü servo uygulamalarda hemen hemen demeyeyim hepsinde planet redüktör kullanılır. Yüksek tork ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda kullanılır. Dişli boşluk oranı çok düşük olduğu için boşluksuz direktör olarak da ifade edilir. İşte hassas konumlandırma uygulamalarında genellikle servo motorlarda kullanılır. Boyutları küçük, uzun ömürlü, sessiz çalışırlar ve pahalıdırlar. İç yapısı şu yukarıdaki gibi, planet direktör denilmesinin sebebi şu görselden ortaya çıkıyor. Merkezinde bir güneş dişli var. Şu etrafındakiler planet, yani gezegen dişli. Bu da dış çevre dişli bu da. Katlin, mil ile yükü birbirine bağlayan, güç aktarımı yapan bağlantı elemanıdır. Millerdeki kaymayı tolere ederler. Yükte oluşan titreşimi motor miline iletmezler. Aynı zamanda mekanik sigorta görevi görürler. Yükte bir sıkışma, bir arıza, bir zorlanma olduğu zaman bunlar karşılarlar. İşte radyal, eksenel ve açısal ataklamalarda dengelemeyi mümkün kılarlar. İşte çeşitleri vardır. Flex işte, elastik yaylı, yaprak yaylı. İşte şu yaprak yaylı. Bu servo kapteni deniyor buna. Bu da enkoder kapteni. Plastik burası. Buradaki esnemeyi almak için. Flanş, şaft ve kamayı anlatacağım. Flanş, motor ile mekaniği birbirine bağlayan ara bağlantı elemanına denir. Buradaki parlak yüzey, 4 tane deli olan kısım motor flanşıdır. Genelde kaplinde montaj edilir, kaplinde mekaniğe montaj edilir. Şurada çıkıntılı olan kısım motor şaftı deniyor. Motor şaftı milli ve delik milli olarak ikiye ayrılır. Buradaki örnek milli, buradaki delik milli, içine doğru deliği var. Yine bir enkoder, harici enkoder, milli ve delik milli. Milli şaftlarda kamalı ve kamasız olarak da üretiliyor. Şurada çıkıntılı olan kısım kama, feeder key de deniyor. Buradaki örnek kamalı milli. Buradaki örnek kamasız milli, düz milli yani. Kama, mildeki hareketin göbeğe aktarılmasını sağlar. Burada şekilde bir dişli sistem var. Göbeğinde kama kanadı var. Buradaki motor mili buraya montajı yapılıyor, direkt geçiyor. Böylece hareketin göbeğe aktarılmasını sağlıyor. Aynı zamanda yükten gelen kuvvetleri de karşılamaya yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.